E, Beşiktaş'ta da transfere <laughs> dair sıcak gelişmeler var. E, bugün yüzü gülen isimler Ahmet Selim Selimkum evet. ve Sercan Dikme. E, yoğunluk olunca tabii muhabirlerin e, en sevdiği dönem. Yeter ki sizlerle doğru haberleri paylaşabilsinler. Bunun için tüm çabaları. E, transfer döneminin yıldızları da Aspor'da e, muhabir arkadaşlarımızın hepsi çok büyük emek veriyorlar size en doğru gelişmeleri aktarabilmek için. E, Sercan Dikme, bakalım Beşiktaş ta bizleri hangi haberler ve transfer gelişmeleri bekliyor Selcan? Ceyda çok teşekkür ederim. Serdar abiye, Haldun abiye selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Ee, Beşiktaş transfer işlerini e, sabah halletti gibi artık. Montero e, imzalar gönderildi. Zaten Aspor'da ekranlarda paylaştık gün boyunca dün akşamda. Bugün saat 23.30'da Montero gelecek. Ama e, işte Emre Kaplan'ın, Ahmet'in bugün itibariyle bir hareketliliği var. Sanıyorum. Ee, kendi adıma şunu söyleyebilirim Beşiktaş adına yarın e, Hareketli geçecek Bunu söyleme sebebim Orta saha transferinde Montero üzerine zaten e, detayları paylaştık Çok fazla e, Üzerine konuşmaya gerek var mı bilmiyorum 750 bin euro %50'sini verdi Beşiktaş Atletico Madrid'in Akşam geliyor Sergen Hoca'nın onayı var e, Onun olumlu rapor Verdiği bir isim e, Geçen sezon 4.5 milyon euro'ydu %50'si Beşiktaş bu sezon itibariyle 750 bin euroya %50'sini transfer etti. Ee, özellikle son 5-6 günde en fazla konuşulan isimdi. Bu Montero. Ee, sanıyorum e, Getson Fernandez olayı Beşiktaş'ta Galatasaray'da en çok konuşulan durum. Gelecek mi gelmeyecek mi? Bugün itibariyle Avrupa'da transfer dönemi bitecek artık gece. Ve Beşiktaş'ın ikisinin 2 Eylül 23.59'a kadar UEFA'nın listesini bildirme durumu var. 2 günlük zamanı var. Beşiktaş o dönemde yetkililere sordum ve onlardan aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Zaman zaman hani Getson Beşiktaş haberleri yaptığımız zaman Galatasaraylı taraftarlardan tepki çekebiliyor ama teyitli olduğu için en azından şunları söyleyebilirim. Sayın Başkan Ahmet Durçebi evet geçtiğimiz hafta Getson Fernandez'le artık ilgilenmiyoruz dedi. Bunu biz hatta yayınlarımızda Sayın Başkan'ın transferde zaman zaman e, rotayı saptırabilmek için, hedefleri başka bir yöre e, çevirebilmek için blöf yaptığını da biliyoruz. Transferde e, bu tür e, şeyler yapabiliyor Sayın Başkan. Net olarak şunu söyleyebilirim. Şu an an itibariyle 31 Ağustos 17-19 Beşiktaş Kulübü ve Sergen Yalçın, Getson Fernandez'i istiyor mu diye soruyorsanız, benim cevabım çok istiyor. Çok istiyor. Bu transfer olur mu derseniz henüz bilmiyorum. Çünkü e, Benfica kulübünün e, cevabı bekleniyor. Eğer biz getson Fernandes'i takımdan göndereceğiz. Başka bir kulübe satamadık. Avrupa'da biteceği için artık bugün itibariyle. Göndereceğiz. Talip misiniz? Sorusu geldiği zaman Beşiktaş kulübü talip olacak ve Hatır sayılır bir teklifle de gidecek. Bu hatır sayılır teklif 3 aşağı 5 yukarı söyleyebilirim. Ancak doğru rakamları veremem. Çünkü Benfica'dan böyle bir cevap geldiği zaman Beşiktaş Kulübü teklifle ilgili masaya oturacak. Sadece masada olabilecek olan teklifleri söyleyebilirim Getson'la ilgili. %50'sini satın alma. Örneğin Montero'da. Kiralık. Artı zorunu satın alma. Üçüncüsü de kiralık, zorunlu olmayan bir opsiyon, satın alma. Bunların hepsi masada. Şu an itibariyle tek üzerine konuşabileceğimiz durum, %100'ünü bir anda alabilecek, Benfica'nın çünkü 10 milyon euro civarında bir isteği olduğundan bahsediliyor her zaman, bunu karşılayabilecek bir durumda değil. En azından %50'sini alabilir miyiz? Düşüncesi masada. Ama sanıyorum bu gece çift sıfırdan sonra Beşiktaş ve Getson'la ilgili daha net ifadeler kullanabilirim. Ama Beşiktaş Getson'u istiyor ve Sergen Hoca'nın dün yapmış olduğu açıklamada stoper alacağız dedi alındı. Orta saha istiyoruz bakıyoruz dedi. O orta saha istiyoruz bakıyoruz olursa olur dediği isim Getson Fernandez Ceyda. Evet Sercan Dikme Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmelerini bizlerle paylaştı. Sorunuz var mıydı? Serdar Kelece Halun Domat. Ben gidecek oyuncularla ilgili bir gelişme var mı diye Hı. sorayım. Yani Laiç'tir, Lens'tir işte yani onlarla ilgili Utku'nun gittiğini biliyoruz ama var mı Sercan o konuda? Çünkü kulüpler için biliyorsun ge gelecek kadar gidecekler de önemli. Haldun abi 4 yıllık German Lens dönemi bugün saat 15 itibariyle sona erdi Beşiktaş'ta. Sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Bu sezon itibariyle hatır sayılır bir para alacak. E, bu paranın bir bölümünü Karagümrük Kulübü karşılayacak. E, Lens Karagümrük'le de anlaşma sağladı. E, rakamlar konusunda çok net bir ifade kullanmadan 350-400 bin Euro'dan Beşiktaş biraz kurtulmuş olacak. 4 yıllık süreçte kağıt üzerinde baktığımız zaman 100 küsür maça çıkmış, 10-11 gol, 12 gol atmış bir Lens'ten bahsediyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar şu an gelen futbolculardan daha fazla belki Lens'in ayrılışına seviniyor. Lens'le yollar ayrıldı. Utku sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten resmi olarak açıklandı. Douglas'ta durum halen belli değil. Yeni Malatya isteği var. Ee, yeni Malatya Spor, o bölgeye bir transfer yapaması, yapamaması durumunda Douglas'a bir kez daha yönelecekler. Son olarak sanırım en fazla merak edilen Adem Laiç. Paok'un ilgisi var. Resmi teklif gelmemiş. Ee, üzerinde konuşulan para biz maaşının 750-800 bin eurosunu ödeyelim bize verin diyor. Ee, Paok Beşiktaş'ta diyor ki hayır ben bu futbolcuya 3-3,5 milyon euro veriyorum. 750 bin euro için bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ın amacı şu. 1,5 milyon euroyu göndermeden ben bırakacağını öngörmüyorum. Burada İstanbul, Türkiye'den ilgilenen kulüpler var. Ve kulüpten aldığımız bilgi en azından İstanbul'da 800-900 bin euroyu biz gördük diyorlar. Kara gümrüğün de ilgisi var. Ancak halen Beşiktaş'ın istediği seviyelere çıkabilmiş de değil. Adem'le için durumu biraz muamma. Çünkü en azından futbolcu tarafıyla konuştuğumuz zaman Paok'un ilgisinin çok fazla cezbedilmediğinden bahsediyorlar. Bu yıl itibariyle zaten bir senesi kaldı Adem'in. La için Haldun abi. Türkiye'de bir takım olursa olur. Özellikle İstanbul'da bu arada. Olmazsa Beşiktaş'ta kalacak gibi. Bütün, sezoyu bütün sezonu burada geçirecek gibi duruyor. Başka da gidecek olan futbolcu. Larine teklifler vardı kaldı. Vida'ya teklifler vardı kaldı. Her iki futbolcuya da sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor ama ben bugün ve artık 10 günlük süre zarfı içerisinde bir anda bir uzatma haberi duyacağımız çok düşük ihtimal. Ocak ayına kalacak gibi duruyor. Atladığım bir isim yok sanırım Aldın abi. Çok, evet, teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Özellikle La için merak ediyorduk. Evet. evet. Ağzına çok teşekkür ederim. sağlık Sercan, ee, gelişmeleri bizlerle paylaşmaya devam edecek. Muhabir arkadaşımız Beşiktaş'a dair. Ee, ama biz son konusuyla e, yine e, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri ...Getson Fernandes'in transfer döneminin başından bu yana hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın yakından ilgilendiğini biliyoruz Getson Fernandes'le. Her ne kadar e, başkan e, bir hafta 10 gün öncesinde bir açıklama yapsa da Getson artık gündemimizde değil dese de Sercan özellikle altını çiziyor. Yönetimde Sergen Hoca da Getson'u istiyor mu? Hı -hı. Evet çok istiyor. Hı -hı. E, ama e, bugünden sonra bugün işte Avrupa'da o transfer dönemi alışlar e, kapanmasının ardından belki de e, Getson Beşiktaş ya da Galatasaray forması giyebilecek. Ya tabii yani Gelirse ben hangi takıma gelirse gelse çok memnun olurum. Çünkü Dediğim gibi bizim lig seviyesinin standardının çok üzerinde bir oyuncudan bahsediyoruz ve oyuncu tabii 6 numaradan ziyade 8 numarada konumlandığı zaman değer noktasını buluyor ve Jason Fernandez daha Türkiye'deki oyunu %60 %70'leri gösterdi bize. Normalde oyuncunun... ile geldi zaten. Tabii. Sonra uyum süreci yaşadı. Tabii. Bir, yani tam bir yükselirken lig bitti zaten. Evet. Şimdi